Sevgili arkadaşlar, 101 soruda TYT biyoloji sorularına devam ediyoruz. Artık son kısma geldik. Evet, hemen bakalım. Saprofit bakterilerin bulunduğu ortamda moleküllerinden hangilerinin miktarının artması, azalması beklenmez diye soruyor. Glikoz molekülü azalır çünkü bunu parçalayabilir, daha da ayrıştırabilir. Maltoz aynı şekilde karbondioksit miktarında artma meydana gelebilir, amonyak miktarında artma meydana gelebilir. Azalmayanları sormuş. Şunu vereyim hocam, bu daha güzel. Bu daha mı güzel gözüküyor? Tamam. Yukarıda özelliklerinden hangileri bütün virüsler için ortaktır diye soruyor. Cansız ortamda kristalize olma ortaktır tüm canlılarda. DNA bulundurma bilemeyiz. Ekstrem canlılardır. Yani ekstrem derken yanlış anlaşılmasın. Özel yapılardır bunlar. Çünkü ya DNA ya RNA bulundururlar. İkisini aynı anda bulundurmazlar. Bakteri hücresinde yaşama. Hepsi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bazıları bitki hücresinde, bazıları hayvan hücresinde, bazıları bakteri hücresinde yaşayabilir. Enzim sistemi bulundurmama, enzim sistemleri olmaması ortak bir özelliğimizdir. O yüzden cevabımız 1 ve 4 olur. Buyurun hocam, soru sizde. Yukarıda verilen bitki grupları için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? Ciğer otları, kibrit otları, açık tohumlular demiş. Bakıyoruz. Tohum oluşturarak çoğalma. Tüm bitkiler tohum oluşturmazlar. Spor oluşturabilirler. Ciğer Örneğin otları. Burası gibi. Ciğer otları gibi iletim demetleri bulundurmayabilirler. Gerçek kök gövde yapısı bulundurmayabilirler. Ciğer hücre duvarında selüloz içermesi bitkilerin ortak bir özelliğidir. Tüm bitkiler selüloz içerirler. Üreme organlarının çiçekler üzerinde bulunması. Açık tohumlularda bunlar üreme organı, hani çiçek dediğimiz yapılar bir kere bunlarda yok. Bunların da tohumu açıkta bulunur. O yüzden isimleri açık tohumludur. Yani ciğer otu gördüm, hiçbir şey yok. Öyle demeyelim hocam. Öyle, onların da bitki. Yaptıkları şeyler var. Adı bir garip zaten, ciğer otu ne? Karayosunu gördünüz mü peki? Karayosunu? Aslında gördünüz. Taşlarda böyle yapışık şekilde duran, sanki böyle taşı halıyla kaplamışsın gibi. Evet. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün omurgalı hayvanlarda ortak değildir? Biz yıldızlı de. Soru. Evet, omurgalı hayvanlar biz oluyoruz ama bu omurgalı hayvanların içerisine balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli giriyor. Biz bunların sadece memeli grubundanız. Bakalım. Ortak değildir. Kapalı kan dolaşımı görülmesi. Tüm omurgalılarda ortak. Ayrı eşeyli olarak çoğalma. Ortak. Merkezi sinir sisteminin bulunması ortak. Hücrelerin ökaryot özellikli olması. Zaten hayvan hücresinden bahsediyoruz. Deri solunumu yapabilme. Örneğin balıklar deri solunumunu gerçekleştiremezler. O yüzden omurgalı hayvanlar için ortak bir özellik biz değildir. Deri solunumu çok az. Minimum. O terlemeyle. Evet, minimum. Yani etkisi bile yok. Tamam. Tüm bitkileri, tüm bitki türlerinde bulundurma özellikleri kesinlikle ortaktır. Tüm bitki konuşamıyoruz. Tüm bitki türlerinde kesinlikle bulunur mu demeye çalışmış. Evet. Tamam. Klorofil organeli, bir kere klorofil organel değil. Kloroplast organeli diyebilir. Evet. Kloroplast organeli de tam parazit bitkilerde yoktur. Selüloz çeper bulundurma ortaktır. Nişasta depo etme ortaktır. Çok hücreli olma ortaktır. Bizde kesinlik sorunca ya bir tane ya iki tane çıkar. Hocam fiziğe benzemez bu ders. Ders zor bir herkes derstir. Fizikçi neyse. Herkes biyoloji yapamaz. Hücresinde çeper bulunduran canlılarda olaylarından hangileri gerçekleşmez diye soruyor. Hücresinde çeper bulunanlarda derken örneğin diyor ki bana bitki hücresini düşün diyor sevgili öğrenci. Golgi'de salgı sentezi bunu gerçekleştirebilirim. Endositozla besin alımını çeperi olan yapılar gerçekleştiremezler. Besin kofulunda sindirim lizozom, besin kofulu diyor, lizozomla koful bu işi yapar. Lizozomu olmadığına göre bitkinin gerçekten bunu da yapamaz. Mitokondride ATP sentezi bunu gerçekleştirebilirler. Ötrofikasyon sudaki niceliklerinden hangilerinin artmasına neden olur diye soruyor bize. Alg sayısının artmasına sebep olur. Buna bağlı olarak bakteri sayısında da artışa sebep olur. Balık türü sayısı olumsuz bir olay olduğu için azalmasına sebep olur. Ötrofikasyon nedir? Oradaki canlılığı azaltıcı bir etken demek. Hocam şimdi burada fizikçiliğinizi konuşturdunuz. Burada benim söylediğim şeyleri bana nedir tekrar. Ötrofikasyon? Ötrofikasyon alglerin aşırı çoğalması. Olumlu değil mi bu olay? Değil. Çünkü gölün veya denizin yüzeyi toplandığında tamamen alglerle güneş ışığı alt tarafa geçemez. Güneş ışığı alt tarafa geçemezse yani
Cevabı işaretleyemedik. Olsun hocam. Hocam biz bugün... Vallahi bugün... Aşağıdaki şekilde bir besin zinciri oluşturan KLMN canlıların besin piramidindeki yerleri gösterilmiştir. Buna göre besin piramidindeki canlılar ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır diye. Ben çözmeye çalışayım besin piramidi. Tabii ki. En sevdiğiniz. Gençken çözüyordum. Yani atmayayım, belki de çözemiyordum. Şimdi demiş ki biyokütle canlı türleri birey sayısı. Şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben buraya yazayım mı? Burada aşı çözemeyeceğim. Heyecan. Aşı, hayır. Hiç beklediğim gibi çıkmadı. Hani ben o onu yer, babanı yer diye bekliyordum. Orada o zaman bunu niye? Kalle beslenir yani. Bence onları çözebiliyordum. Yukarı doğru DDT yani zehir miktarı artar. Biyokütle azalır. Birey sayısı azalır. Vücut büyüklüğü artar. Aynı zamanda enerji ne yapar? Azalır. O zaman çözebilirsiniz. Şimdi ne dedik? Yukarıya doğru biyokütle azalıyorsa N'de en az olacak. Tamam. Sonra M, sonra L, sonra K. O zaman bu doğru. Birey sayısı yukarıya doğru azalıyorsa yine N, M, L, K. Bu da doğru. Biyolojik birik oranı. DDT. DDT artıyor. Birikim aslında. Birikim. DDT artıyordu. Yukarıya doğru. O zaman en fazla N'de, sonra M'de, sonra L'de, sonra K'de. Dikkat. Şimdi yani doğru. Vücut büyüklüğü artıyordu. O yüzden N, M, L, K diye gidiyor. Bu da doğru. Ama canlılarda aktarılan enerji azalıyordu. Yani en az N'de, sonra M'de, sonra L'de, sonra K'de tam tersi çizilmiş. O yüzden doğru cevap. Demek ki hocam. Çözebiliyormuşum. Ama konuyu bilseniz. Yani. Bunu da işte öğreniyoruz, unutuyoruz. Bir ekosistemde saprofit canlıların sayısının azalmasına bağlı olarak meydana gelen değişimler aşağıdakilerin hangisine yanlış verilmiştir diye soruyor. Saprofitler ölü canlıların aynı zamanda atıkların tekrar doğaya kazandırılmasını, organiklerin inorganiklere dönüşümünde görev alırlar. Burada özellikle oluşan amonyak miktarı dedik. Ondan sonra topraktaki atık miktarı, nitrifikasyon bakterilerinin sayısı, ortamdaki organik madde miktarı, azot tuzlarının miktarında artma meydana gelmez diye özellikle belirtelim. Çünkü azalmasına bağlı diye soruyor bize. Evet. Bir ekosistemde bitki örtüsünün azalmasına bağlı olarak meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Buraya bakalım hemen. Aynı soru sandım da değilmiş. Bir ekosistemde bitki örtüsünün azalmasına bağlı olarak, şimdi bitki örtüsü azaldıysa eğer atmosferdeki karbondioksit miktarı artar. Doğru. Çünkü bitki örtüsü azalıyorsa fotosentez azalacak. Fotosentez azalıyorsa karbondioksit kullanamayacak. O yüzden artacak. Topraktaki amonyak miktarı artar çünkü bitkinin kökleri bunu kullanamayacak. Artar mı? Azalır. Çünkü kullanamayacak. Tamam. Organik madde sentezi zaten bununla bağlantılı olarak azalacak. Tabii. Karbondioksit miktarı artıyorsa organik madde azalacak. Topraktaki azot tuzları. O da onun tersi. Aynen öyle. Ortamdaki tüketici canlı sayısında artma olmaz. Çünkü bitki yok. Bitkiyle beslenecek olan canlılar ne yapacak? Azalacak. Ne yiyecek bunlar? Aşağıdaki şekilde. Bunu ben okuyayım. Yoruldunuz hocam. Evet. Aşağıdaki şekilde 2N eşittir 4 kromozomlu bir canlı türüne ait vücut hücrelerinde gerçekleşen bölünme çeşidine ait bazı evreler şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılan evreler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet. Bu evrelerin mitoz bölünmede gerçekleşme sırası 3, 1, 2 şeklindedir diye soruyoruz. 3, 1, 2 şeklinde midir? Hemen bakalım. Önce metafaz evresinde ekvatoral düzleme dizilmiş, sonra zıt kutuplara çekilmiş, sonra yeni hücre oluşturma şeklinde olabilir. Hatta kromatin iplikler falan var. O profaz evresinde, sonra telofaz evresinde. Bir numaralı evrede kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir, anafaz evresi. 3 numaralı evrede kromozomlar kinetokor ip proteinleri ile iyi ipliklerine tutunmuşlardır. Doğru. Şurada arkadaşlar kinetokor dediğim yapılardan iyi ipliklerine tutunma gerçekleşir. 2 numaralı evrede çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur. Yanlış, tam aksine oluşur. 1 numaralı evrede ayrılmama olursa kromozom sayısı farklı hücreler oluşur. 1 numaralı evrede ayrılmama olursa kromozom sayılarında farklılıklar oluşabilir. Bilir. Yanlış bir ifade değil. Evet. Aşağıdaki soy ağacında taralı bireyler otozomal kromozomlarda taşınan çekinik. Şimdi otozomal çekinik dediğinde biz ne yapıyorduk?
otozomal bir vücut hücresidir. Otozomal denildiğinde taralı olanlara küçük a küçük a verdim. Sağlam olarak ifade edilenlere büyük a verdim ve bekliyorum. Sonra alabilme ihtimallerini karşılaştırıyorum. Küçük a olacak. Güzel. Buranın yanında ne olmak zorunda? Büyük a. Küçük a olsun. Tabii yani büyük buradan, burada yok, aldı. Buradan küçük a olur. Buradan. O da küçük a olur. Tamam. Bu? Küçük a olur. Nereden biliriz? Bunda küçük a varsa. Ama belki buradan bunu aldı. Ya da buradan bunu aldı. Buradan olabilir. Büyük A alabilir. Olabilir. Buradan bunu alıp iki tane ihtimali çok var. Çok doğru. Bunun yanını bilmiyorsun çünkü. Tamam. Bunun yanına karar verebilmek için ya bu canlıyı tam olarak bilmek gerekir ya da bunun bir önceki nesline bakmak gerekir. O yüzden bunların homozigot olma olasılığı vardır. Demek ki bir gariplik varmış ki. Hemen anladınız hocam. Yani işte. Şemada gamet oluşumları özetlenmiştir. Yukarıdaki gametlerin hangisinin döllenmesiyle Turner ve Klein-Felter sendromlu bireyler oluşabilir diye soruyor. Şimdi normal şartlarda erkekte normal bir bölünme olmuş. Hı hı. Normal bir mayoz bölünme geçirilmiş. Ancak burada normal bir yumurtanın gamet oluşumu gözlemlenememiş. Turner süper dişi miydi? Yok. Daha farklı değil mi? Evet. Şimdi normal şartlarda benim Turner'ımın oluşabilmesi için 44 artı X olması gerekiyor. Hı hı. Yani bununla bunun olması gerekiyor. Klein-Felter olması demek de 1 ve 4'ün yani 44 artı X Y olması gerekiyor. Hı. Süper dişi 44 artı X yani 1 ile 3'ün birleşmesi ile olur. Down sendromlular ise niye Down sendromlu değil diye çocukların aklına gelebilir. Down sendromluluk da şöyle oluyordu. Kromozom. Yok onlar da 47 ama şöyle bu da 47. Hı hı. Ama şöyle burada gonozomda ayrılmama var. Orada otozomda ayrılmama. Yani 22'lerde sıkıntı çıkıyor. Aynen. Biri 21 biri 23. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan gruplarının fenotipleri gösterilmiştir. Bu soy ağacında numaralarla gösterilen bireylerden hangilerinin kan gruplarının heterozigot olduğu kesindir diye soruyor. Şimdi burası 00. Burası AB. Burası kesinlikle nedir? Bunun yanı? 0. B 0. Bunun yanı kesinlikle A0. Nedir? A 0. Geldim buraya. A'yı kimden almıştır bu birey? Buradan. Buradan. Buradan ne almak zorunda? 0. O zaman 2, 3 ve 4 kesinlikle ve kesinlikle ne olmak zorunda? Heterozigot olmak zorunda. Şu benim aile gibi. Annem, babam, benle abim 0. %25 ihtimal. O kadar. Hocam, o zekilik şey, oradan geliyor. Hocam her şey sizde toplanmış. Vallahi renk körlüğü falan. Bütün genetik sıkıntılar benim. Sempatik sinir sistemi devreye girmiş insanda aşağıda verilen grafiklerden hangisi çizilemez diye soruyor. Burada şimdi özellikle şuna bakalım. Sempatik sinir dediğimizde arkanızdan köpek koştuğunu düşünün hocam. Ne başlıyor? Sizi köpeğin kovaladığını düşünün. Kan basıncınız ne yapar? Sempatik olmuyor direkt. Yusuf gidiyoruz. Kan basıncınız ne yapar? Yükselir. Yükselir. Kan şekeriniz o anda? Düşer bence. Kan şekeriniz düşmez. Bilmiyorum hocam. Benim ayağım boş. Artar. Kan şekeri artar. Kan beynine sıçradı hocam unutma. Tükürük salgısı ne yapar? Oh. Azalır. Eve bir hışımla çıktığını düşün yani. Hışımla çıkamıyorum oraya. Sindirim hızı, sindirimi hiç düşünmezsin. O ara hiç yemeği düşünmezsin. Açken sindirim bile koşuyorum öyle mi? Derideki kılcal damarların genişlemediği için ne yapar? Sen benzin artar. Atar. Evet benzin atar. Atar. Bu kadar dalga geçerseniz ben. Yaşamadığımız bir olay değil mi hocam? Yani genelde. Köpeklerle arası pek iyi değildir hocanızın. Karaciğerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Karaciğer en önemli organlarımızdan bir tanesi. Yani kalp ne önemliyse aslında bizim için karaciğer de o dönemde. İhtiyaç fazlası olan proteinleri karbonhidrat ve yağ çevirerek depolar. Doğru. Hı-hı. Sindirilmiş besinleri adek vitamini varsa depolar. Doğru. Çünkü adek vitaminleri yağda çözünen depolananlardır. Kan şekeri azaldığında karaciğerde depolanan proteinden karşılanır. Kan şekerini proteinden karşılayabilir mi? Şey yok, neyden yok. Karşılarım hocam? İşte glikozdan. Glikozdan. Tamam olay gitti. Kas kasılırken gerçekleşen olaylarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. A bandı daralır demiş. A bandı değişmez. H bandı değişmez demiş. Hayır H bandı daralır. I bandı aynı kalır. Hayır daralır. Kasın hacmi değişmez. Doğrudur. Kas kasılırken kasın hacminde bir değişme meydana gelmez. Evet 101 soruda TYT fen kısmını bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar.